efendim bugünkü konuğumuz bir duayen. Mobilya sektörünün duayeni. Gerçekten e, mobilya sektörüne çok şey katmış. E, kendi şirketinde de mobilya anlamında önemli yeniliklere imza atmış. E, gerçekten Türkiye'nin mobilyasının mobilyasının dünyaya satılmasını, dünyada anılmasını sağlamış isimlerden biri. Onun için mobilyayı enine boyuna konuşacağız. Davut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim biz 100 yıl önceydi belki sizinle Mobilya ile ilgili konuşmaya başladığımızda sektörün bir araya gelmesi gerektiğini ifade etmiştiniz. O gün bugündür o çalışmalarınız devam ediyor. Son olarak da sektörün en önemli markalarını bir araya getirmeye başaran bir or organizasyon evet, kurdunuz. Evet. bir kere bunları nasıl bir araya getirdiniz bu organizasyon? Bu derneği nasıl kurdunuz? Bize onu anlatarak başlayın. Çok merak ediyoruz çünkü. Sağ olun. Teşekkür ederim. E, Türkiye mobilya sektöründe örgütlenme 2000'li yılların başında başladı. 2000 yılında biz e, Mobilya Sanayicileri Derneği Mosteri kurduk. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği ve bugüne kadar da bildiğiniz gibi Türkiye'de herhangi bir mobilya fuarı düzenlenmiyordu. Biz mobilya fuarı düzenleyerek o mobilya fuarını aslında dünyadaki en önemli 3 fuar haline getirmiştik. Almanya, <laughs> İtalya'dan sonraki en değerli bir fuar haline getirmiştik. Fakat bu geçen 20 yıllık süre içerisinde biraz bölgeselcilik devreye girmeye başladı. Maalesef Türkiye'de bazı meslek kuruluşlarında olduğu gibi hani bu koltukları bırakmama sevdası oluyor. Dolayısıyla biz Master bize göre misyonunu yitirdiğini gördüğümüz için biz arkadaşlarla, oradan ayrılan arkadaşlarla birbirinden çok değerli markalarla 30 tane marka Türkiye'nin ilk 500'ünde, ikinci 500'ünde yer alan ve bildiğiniz hani markalarla tekrar bir araya gelerek burada yeni bir dernek kurduk. Bu derneğimizde hem yatak ismini de aldık. çünkü Türkiye'de artık yatak sektörü de çok ciddi. Değil mi? Yatağa ciddi almıyordunuz Değil. ama yatak evet. bir anda fırladı gitti yani. Onun için ismini de Mobil Yatak Sanayicileri Derneği yaptık. Çünkü bizim buradaki misyonumuz nedir? Buradaki bizim misyonumuz sektörün kurumsallaşması gerektiğine inanıyoruz. Sektörün kayıt altına alınması gerektiğini inanıyoruz. Maalesef bizim 9. 10. kalkma planlarında da vurguladığımız üzere mobilya sektöründe %50 yakın kayıt dışı vardı. Ancak bu kadevenin tekstildeki gibi bizim de beklentimiz oydu. %8'e düşmesiyle birlikte o kayıt dışı çalışan firmalarla, o markalı firmalar arasındaki makaslar aldı ve sektör daha da kayıt altına girmiş oldu. Çünkü bunlar çok önemli. Aksiz rekabete yol açıyor. Dolayısıyla yurt dışında rekabet avantajı yakalayamıyordu. Markası. Bu çok önemli bir kriter oldu. Ve şimdi derneğimiz de iyi gidiyor. Hani burada daha kurumsal hareket ediyoruz. Yani fuarlar konusunda da biliyorsunuz sıkıntılar yaşadık. E bu süreçte 2-3 senedir bu bildiğiniz Türkiye'nin önemli markaları fuara giremedi. E şimdi Türkiye'nin büyük fuarını yapan ve buna kuruluşunda öncelik eden firmalarımız burada biraz soyutlandı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada ama arkadaşlarımızla da şu anda iyi bir uyum içerisindeyiz. Hani hem federasyonda hem dernek başkanına tekrar bir araya geldik. Öz eleştirimizi yaptık. Önemli olan bundan sonraki süreç. Önümüzdeki dönemde mobilyanın önü açık. Evet bundan sonraki süreçte biz e, geçenlerde Ticaret Bakanımızı da ziyaret ettik. Ticaret Bakanımız da buradan duyduğu rahatsızlığı söyledi. Hani Türkiye önemli markalarının girmemesi. Yine İstanbul'un çok değerli başkanı var. İstanbul Ticaret Odası Başkanımız da buradan dolayı sıkıntılarını söyledi. Bize söz verdik. Dedi ki başkanım, işte sayın bakanım bundan sonraki süreçte mobilyacılar tek bir fuar altında birleşecek. Bunu merak etmeyin dedi. Burada öz eleştirimizi yaptık. Hepimizin eksikleri hatası olabilir. Ama bundan sonra Türkiye'nin en önemli ve dünyanın da en sayılı fuarları arasında ve önümüzdeki süreçten itibaren bunları yapacağız. Burada fuar alanımız yetersizdi. Orada da yeni bir fuar alanı yapılıyor. Yani yeni fuar alanı dediğimiz mevcut fuar alanı çok genişletiliyor orada. Sayın Bakanımız da burada bunu bu takip. Eski Dünya Ticaret evet. Merkezi'nin Dünya Ticaret Merkezi olduğu yerde, ki, evet oradaki İstanbul Fuarcılık mı? Evet. İstanbul Orası mi? Dünya Ticaret Merkezi'ne ait. Orada da Sayın Bakanımız da takip ediyor. Hatta belki bu seneki fuara da yetişebilir. Yani Ocak ayında bir kısmının açmasını planlıyor. Dolayısıyla daha düzenli, daha iyi, daha katılımcı bir fuarı kazandırmış olacağız. Yani. şimdi fuarla ilgili konuşacağım markaların Katılımıyla fuarın hangi boyutlara gideceğini konuşacağım. Dünyada Türk mobilyası nerede onları konuşacağım ama tüketiciyle yani mobilya alan insanlarla ilgili bir konu var. Onu size sormadan geçemeyeceğim. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yakın dostum dedi ki ben bundan sonra No'nay'ın mobilya alacak kadar zengin olmadığımı fark ettim. Evet. Yani şimdi burada tüketiciye ne önerirsiniz, ne söylersiniz? Yani onu alıyorsunuz. Sonra kapısında problem çıkıyor vesaire, şu bu falan. Bir, bir sürü sıkıntı. Ve e, mobilya alınca keyif almanız gerekirken, evet, doğru. E, kabusa dönüyor iş. Siz burada ne söylemek istersiniz? Yani mobilya alacaklara, özellikle önümüzdeki dönemde evlenecek insanlar var, mobilya alacaklar. Onlara ne söylemek istersiniz? Öncelikle tabii ben marka almalarını tercih ederim. Çünkü niye? Bu kayıt dışının önlenmesiyle birlikte zaten normal pazarda Ali hani marka ürün satan arkadaşlarla bizim aramızdaki çok fazla bir fiyat farkı ortada. Yani no name'de kal, bir fiyat kalmadı. avantajı vardı, o yok. Vardı, artık. o avantaj kalktı. Bir de ha. Türkiye'de yaygın satış ağı, e, müşteri hizmetleri ağı olan satış sonrası adarı. müşteri tabii ki, satış sonrası hizmetleri. Çünkü niye? Şimdi bizim veya birbirinden değerli markalar var. Şimdi bizim e, şirket olarak marka sayımız 500'e ulaşmış. Yani demek ki Türkiye'nin her yerinde, her ilçesinde Neredeyse varız. Bu konuda bizden daha iyi olan markalar da var. Yani satış ağı bakımından, müşteri hizmetleri bakımından. Dolayısıyla tüketicinin çünkü adam örnek veriyorum Diyarbakır'da bir e, polis memuru olabiliyor. Ya da işte bir eczacı olabiliyor. So, bir Başka şehire taşınıyor. İstanbul'a geliyor. Bizden hizmet istiyor. Biz ona hizmeti verebiliyoruz. Yani oradan aldın ne yapalım Aha. diyemiyoruz. Dolayısıyla burada hem kalite bakımından çok önemli hem de satış sonrası hizmetler burada çok önemli. Ama bu dönemde bütün markalarda olduğu gibi e, tüketicileri üzdüğümüz bir dönem oldu. Çünkü beklentimizin üzerinde satışlarla karşılaştık. Dünyada, dünyada mobilya sektöründe çok ciddi bir e, talep oluştu. Türkiye'de de çok ciddi bir talep oluştu. Ama markalı mobilyacıların burada biraz daha avantajlı duruma geldiğini görüyoruz. E, tedarik zinciri pandemi nedeniyle dünyada tedarik zincirinde kırılmalar oldu. Ve böylece e, Türkiye'de de Ham madde sıkıntısı çok yaşadık. Onun için müşterinin... E, Burada müşterilerden özür diliyoruz diyorsun. Müşterilerden ama, özür diliyoruz. Bütün e, markalı ama, mobilyacılar adına söylüyorum tabii ki bunu. Ama şu anda çok güzel bir gelişme oldu bu hafta biliyorsunuz. Ve biz de Ticaret bakanımıza ziyaret ettik dernek olarak da. Orada e, bunları hep dile getirdik. Çünkü buradaki üreticiler sınırlı. E, Yongaleva dediğimiz mobil yapımında kullanılan ve Medefe üreticiler Türkiye'de sınırlıydı ama avantaj, e, ihracat avantajı olduğu için dövizin artmasından dolayı bu fabrikalar bir bölümünü, önemli bir bölümünü ihraç ediyorlardı. Ama şimdi bu hafta içerisinde bir karar çıktı. ihracat yasaklandı. Yonga ile Medefe'nin. Dolayısıyla ne oldu? Bunlar içeriye iç pazara satmak zorunda kaldılar. Yani dolayısıyla bizi iki açıdan burası ediyor. Tüketici ilgilendiren tarafı da o. Birincisi fiyatlar aşırı yükseliyordu sürekli. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Sunta fabrikaları yani yılda 10 sefer zam yaptılar. Medefe yine aynı şekilde ve yok. Böyle olunca bu, biz ürünü tüketiciye daha pahalı satmak durumunda kalıyorduk. İşte enflasyonu kö körükleyen nedenlerden de biri bu. Bir de malı zamanda teslim edemiyorduk. Bu şimdi bizim girişimlerimiz sonunda bakanlığımızın bu konuyu dikkate alması da çok büyük motivasyon oldu mobilya sektörü için. Bakanlığı da bu, buradan ayrıca teşekkür etmekte yarar var yani o ürünü daha kolay ulaşacak tabii ki. mobilya sektörü. Dolayısıyla üründe katma değerli hale gelecek aslında. E tabii yani ki öyle. Türkiye Türkiye karlı çıkıyor tabii bu kesinlikle, işten. kesinlikle, kesinlikle Yani öyle. mobilyacıların Çünkü, ürünü bulmasından daha tabii. önemlisi Türkiye ham maddeyi katma değerli hale getirip ürün haline getirip dünyaya satacağı tabii. için avantajlı duruma gelecek. Şimdi geçtiğimiz yıllarda buraya bir Amerikalı bakan geldi, ticaret bakanı. Evet. Siz de o görüşmede vardınız. Ticaret bakanı, evet, mobilyayı Türkiye'den alabiliriz ama sizin kapasiteniz çok düşük. Evet. Bundan dolayı nasıl alabiliriz biz, bu nasıl yapabiliriz, olmaz bu iş falan gibi böyle bir evet. sohbet oldu. Siz oradan yola çıktınız ve dediniz ki biz bir araya gelirsek dünyanın en büyük mobilya fabrikası oluruz. Evet. Bir araya geldiniz. İçeride rekabet, dışarıda birliktelik evet. sloganıyla ile ortaya çıktınız. O derneği kuranların bir kısmı da onun içinde tabii, var. Tabii. Ve dünyaya mobilya satmak için yola çıktınız. Nasıl bir gelişme var mı? Evet. İşte derneğimizin şimdi yeni misyonlarından biri buydu. Yani yurt içinde çatır çatır rekabet ediyoruz. Çünkü evet. rekabet kurulu var. Ama yurt dışında niye ortak işler yapmayalım diyor. Biz bunu konuşuyorduk. Ama o Amerikalı Ticaret Bakanı'nın bizim e, buradaki değerlendirmesi bizim ufkumuzu açtı. açtı. Dolayısıyla biz de e, bu dernek içerisindeki arkadaşlardan 7 marka bir araya geldik. Bunlar da Türkiye'nin çok önemli markaları. 7 firma bir araya gelerek 10 milyon sermayeli bir şirket kurduk. Dolayısıyla şimdi biz aslında bu fabrikalarımızı içinde işte çok değerli markaları bunları birleştirdiğiniz zaman 7 tane ayrı e, şirketin e, Era 10 tane markası var yani 10 tane markası ve fabrikası var en az. Çünkü örneğin veriyorum biz bir grup olarak ortadayız oraya ama bizim iki ayrı lokasyonda fabrikamız var Düzce'de ve Biga'da. Birkaç tane de var biliyorsunuz tabii ki. Bunun için burada aslında biz Türkiye'nin büyük mobilya fabrikasını kurmuş olduk şimdi. Bu kez çok da güzel gelişmeler var yani önümüzdeki ay içerisinde Amerika'dan ciddi alıcılar geliyor evet. ve her birisi günde bir bir gününü bizim testlerimize ayırıp ziyarete geliyorlar ya toplu alım yapmak ister. Hmm. Çünkü Amerika pazarı Amerika'nın 100 milyar dolarlık bir mobilya ithalatı var. Siz onu ne yapacaksınız? Bigaya götüreceksiniz, Düzce'ye götüreceksiniz. Yine Göldü arkadaşlarımız e. var, Ankara'da var, Kayseri'de. Bizim bu kadar fabrikamız var. Hepsi tabii ki. bizim fabrikalarımız bunlar. Ne kadar isterseniz üretiriz diyecek. Tabii ki bizim üretimlerimizi analiz ederek şimdi Amerika biz yüzde beş pay alsak 5 milyar dolar yapar. Peki Türkiye'nin bu bir ne kadar yıllık? 5 milyar dolar. Yani ikiye katlarız. Yani yüzde yüz artar. Yüzde beşe çıkarsak Amerika'dan aldığımız payı yüzde beş arttırsak. E biz, tabii. E, iki, bizim de o. ikiye katlarız. E yani. Bizim 2023 yılında. Amerika pazarı çok büyük bir pazar. Değil mi? Büyük pazar tabii ki. Şimdi bazı e, şirketler orada kendi şirketlerini de kurular. Biz de grup Hı. olarak orada kendi şirketimizi kurduk. Karakente mağaza açtık. Hı. Lojistik Depo e, orada tuttuk ama şimdi biz bu şir bu şirketle bizim diğer üyelerimize de hizmet vermeye düşünüyoruz. Niye ortak bir Amerika'da hmm. ortak bir lojistik merkezi yapmayalım? Yani Amerika'da şimdi Rusya, pazar açılacak yakında bu böyle gitmeyecek. Dolayısıyla niye hmm. Türkiye mobilya sektöründeki arkadaşlarla birlikte iş yapmayalım? Ölçe Çünkü ölçeğimiz de büyük. büyütüyor. Çünkü şöyle bakamayız küçük olsun benim olsun ve bir evet. bölgeselcilik işte bazı bölgeler var mobilya da çok iyi olabilir yani ama e, senin ölçeğin ne arkadaş yani işte atıyorum bir, bir lokasyonda o zaman bir, dünya markası olamıyorsun işte e, tabii tabi yani, yani Kayseri'de binlerce mi? mobilyacı var ama kaç marka var İnegöl'de binlerce mobilyacı var kaç marka var Ankara yine aynı şekilde önemli burada, olan burada, burada... Bir ülke markası da önemli değil mi yani ya, tabi ki mobilya Türkiye'den alınır bunu oturttuğunuz zaman hiç e, sırtınız yere gelmez e, diyorsunuz. Tabii ki Mobilya Türkiye'de. Nasıl biz mesela şu ürün İtalya'da, Tabii şu ki. ürün Fransa'da Tabii. diyoruz. Bu, buna buna oynuyoruz biz şimdi. Bunu yapmaya çalışıyoruz Tabii. herhalde değil mi? Yani, nitekim bunun şimdi somut sonuçları var. Şimdi baktığınız zaman e, gerçekten mobilya sektöründeki arkadaşlarımızın gün geçtikçe büyümesi, Türk kalite belgeleri alması Hı. ve Almanya gibi, İtalya gibi, Fransa gibi dünya e, önemli fuarlarında katılan markalarımız var. Onun için biz burada ne kadar çok birlikte dış pazarlarda ne kadar çok birlikte olursa o kadar iyi olur. Ve Türkiye'nin mobilya algısı o kadar çok değişti ki dışarıda. Ya yani bu yapmış olduğumuz girişimler sayesinde. Bu, bunun daha e ki, daha adım atmadan şeyi geldi, sesi e tabii geldi diyor. Çünkü niye? E Son 15-20 yıldır Türkiye mobilya sektörü %15-20 bandında büyüyordu şimdi döviz bazında. Bu yıl ilk çeyrekte de %20 büyüdük. Döviz bazında %20 büyümeler böyle küçümsenecek büyümeler değil. Türkiye'deki tüm sektörler içerisinde en çok büyüyen e, mobilya sektörü. Ya biz de zaten yıllardır şu iddia dedik. Nasıl zamanında tekstil bir lokomotif sektörü haline geldiyse, nasıl desteklendiyse. Ve sağ olsun bakanlık da bizim kadeve indirimimizi de yaptı. Çünkü biz rekabet avantajı yakalamış olduk. Bu bize neyi getirdi? Ya yani bundan 10 e, yıl kadar önce 12. sıradayken, 20 yıl önce 22. sıradayken Türkiye mobilya sektörü dünya pazarındaki yeri. E şimdi bakın bugün 7. sıradayız. Önümüzde e, ilk 5 e, hedefliyoruz. İşte Çin, Amerika, Almanya, İtalya ve devamında Türkiye oraya yerleştirmeye çalıştı. Biz zaten önümüzde Polonya gibi 7 milyar 8 milyar dolarlık e, bir e, dış ticaret acmi ne ulaşan bir firm e, bir ülkeyi ve bu 10 milyar dolarlık bir ihracatımızda zaten biz ilk 5'e oturuyoruz. Anladım. bu ne kadar önemli? Yani Türkiye'deki bir sektör açısından da e, bu çok önemli bir motivasyon. Şimdi bu dernek e, e, Moysat anladığım kadarıyla bir kere birlikte hareket ederek ölçek olarak dünyaya biz büyük ölçeğe sahip bir e, e, ülkeyiz mobilyada mesajı verecek. Başka yapacağınız çalışmalar var mı? Burada fuarla da ilgili. Yani dediğim yani, gibi daha fuar, tek fuar olacak. Tek o, bir konu. fuar. E, bu konuda anlaştık. Çok tam önemli kesinlikle bir gelişme. Fark. Çünkü üçüncü dediğiniz gibi sizin yaptığınız dönemde yani o üçüncü üç ülkeden birisiyiz. dünya, dünya fuarı, fuarcılığında tabii, tabii. dediğiniz yıllarda buraya akın akın yabancılar geliyordu tabii ki büyük alıcılar geliyordu ben çok iyi hatırlıyorum tabii ki, tabii. yine aynı günlere dönülecek bir kere fuar tek fuar yapılacak tabii, Bu konuda anlaştık. günler tartışıyor ama şimdi Türkiye'nin en büyük markalarını siz bu fuara girmesine e, soyutlarsanız. E şimdi Erbi e, marka çok değerli. Türkiye'de markalar var. Yani bin tane e, mağazası e olan bin tane mağazası olan markalar var. Yani e. burada 15-20 bin mağazası ya bir de, olan. Ben şöyle düşünüyorum. Sizin markanız artık sizin olmaktan çıktı. E tabii ki. Binlerce insan çalışıyor tabii. orada. Yani Türkiye'nin markası bunlar diye düşünüyorum. Yani. Tabii. Ya bir sefer şöyle bu ne kadar çok büyütürsek e, sektörü. Şimdi 500 bin Kişilik istihdam sağlıyoruz. Direkt ve en direkt orada. Doğru. Niye 1 milyon? Emek yoğun bir sektör. E tabii yani. ki şimdi az önce söylediğimiz gibi Amerika'nın %5'ini alsak tamam, biz %100 büyümüş olacağız. E Peki o zaman 500 bin kişi çalışıyorsa bu sektörde niye 1 milyon kişi, milyon kişi çalışmasın? Kişi. İşte biz bunlara kafa yormamız lazım. Biz de dernek olarak bu yatakçı arkadaşlar, yatak üreticilerinde de çok değerli markalar var. Çok. Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği, Moysat olarak biz Türkiye'nin en büyük fuarını, dünyanın en büyük üçüncü fuarını yapmak istiyoruz. Türkiye mobilya sektörünü dünyanın beşinci ekonomisi yapmak istiyoruz. Buradaki firmalarımızın büyümesi, birleşmesini, işte yurt dışındaki birleşmeye bir örnek verdim. Geçmiş dönemde biliyor musunuz, e, biliyorsunuzdur mutlaka sektörel dış şarj şirketleri vardı. Evet. şeyler. E bunlar misyonu yitirdi. Şimdi bu konuda Ticaret Bakanlığı'nın genel müdürü bizi arıyor ve gerçekten bakanlığın bu konudaki çalışmaları çok hoşumuza gitti diyor ki gelin birlikte size teşvik verelim, destek verelim. Birlikte olun. Yurt dünyayı dışı birlikte açın. tabii ki ama şartı ne? Ee, biz size ayrı bir statü verelim. Yurt dışında ihracatı arttırmak için bizden tabii. ne istiyorsunuz diyor. E, o birlikteliğin oluşmasında da bakanlık çok büyük destek verdi yani. E, tabii ki. E, o tabii ki. anlatılmıştı. Hikaye bir iki kere gidiyor geliyor falan. Kolay değil Türkiye'de tabii birlikte iş yapma e, kültürü de çok fazla Yaygın değil. Kesinlikle. Siz iyi tabii, biliyorsunuz. Tabii. Yani aile anayasasını ee, ya. yazmak yazan birisi olarak Türkiye'de iş, birlikte iş yapma kültürü kardeşler bile birlikte tabii. iş yapmakta zorluk çekiyor. Yani bir sistem oluşturmak lazım. Tabii. Yani dünyalı entegre olması lazım mobilya sektörünün. Bu konuda daha fazla kurumsal olması lazım. Finans okur yazarlığını mobilya sektöründeki arkadaşlara mutlaka veriyor olmamız lazım. Bu şirketlerde anayasaların, aile anayasalarının düzenleniyor olması lazım. Bunlar hepsi bizim ajandamızda olan konular. Çünkü niye? Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bunlar milli servet. Yani şimdi bizim Biga'da bir tesisimiz var. Düzce'de tesis var. Kayseri'de birbirinden değerli markalar var. İnegöl'de böyle. Ankara'da öyle. Ve artık Türkiye'de yolu Trabzon'da çok iyi bir markamız var. Yani oradaki arkadaşın çok güzel çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bir marka bir kentin çok farklı boyutlara gelmesine neden oluyor. E tabii ki. Yani sizin Biga'daki fabrikanız oranın Çehresini değiştirmiş. Bir gada işsizlik yok. E, tabii yok. Ya biz gerçekten kalifiyeliman evet. bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü evet. bir ölçeğinde baktığınız zaman bugün 1200-1300 kişinin çalıştığı yerde bu 1200-1300 hane demek. E, ve burada yan sanayi de destekliyor mobilyacı arkadaşlar. Yani örnek veriyorum bizim bulunduğumuz yerde Türkiye'nin en büyük üçüncü sandalye fabrikası bizim bölgemizde. Kim yaptı bunu? Bizim teşviklerimizde oldu meslek tabii. liseleriyle Alaca, işbirliği satacak yeri buldular. Onu e, yap sandalyanı biz satalım dediniz. Tabii ki. Lokasyon yakın. Orada yan sanayi oluşturuyoruz, Doğru. destek kuruyoruz. Böyle meslek liselerine el atmak istiyoruz. Meslek liselerinde Moysat olarak değil mi? Moysat sat olarak çünkü evet. bu meslek liselerinde özendirmemiz gerekiyor. Doğru. Anladım. Çünkü çok üniversite... çok yapacak tabii. işiniz var. Var. Ee, ama yani zaman da kısa. Çok hızlı davranmanız gerekiyor davut abi. Yani e, biz, biz çalışmayı seviyoruz. Kolay gelsin. Çok, Çok sağ, olun. sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben Efendim, teşekkür Davut Doğan'la gerçekten sektörün duayen isimlerinden biri. sohbetimizi noktalıyoruz ama 12-13 Mayıs'ta İzmir'de bir fuarda belki Davut Bey konuşmacı olacak. Buradan haberini vereyim. o bilgileri de takip edin. Davut Doğan'ı takip ediyorsanız. Orada bir enerji. Yerde, bu bir sürü yerde konuşuyor ama enerjiyle ilgili. Orada enerji konuşacağız. Enerji değil konuşacak değil evet orada. Mobilya'ya da sorarlarsa cevap verirsiniz. Ya, bildiklerimiz evet. her şeyi evet. konuşuruz. Bir de Davut Bey başarısızlıklarını da anlatma cesaretinde olan bir iş insana, yani o da çok evet. önemli. Ağzınıza sağlık. Çok, sağ olun, teşekkür, çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz.